Dünyası'ndan merhabalar efendim. Ben Ece Maat. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Programın ilk bölümünde sigortacılık sektörüne dair gelişmeleri konuşurken ikinci bölümde de kentsel dönüşüm tarafını konuşacağız. Yanımda konuğum Havdın Türkiye Bölge CEO'su Atınç Yılmaz var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Ece Hanım, hoş bulduk. Şimdi öncelikle genel olarak aslında 2023 itibariyle sigortacılığın değerini, önemini daha net anladığımız bir yıl oldu. Maalesef evet. Acı bir şekilde öğrendik Şubat depremi sonrasında. Dolayısıyla aslında hem 2023'te umuyoruz ki biraz bir bilinçlenme olmuştur. Sonrasında nasıl geçti sizin için 2023? Evet. Sigortacılık sektörü açısından soruyorum. Evet. Öncelikle tekrar teşekkürler çağırdığınız için programa. 2023 senesi sigortacılık için oldukça hareketli bir sene oldu. Hı hı. Yani aslında global perspektiften baktığımızda son 5 senedir dünya sigortacılığı fiyatların sertleşme ve büyük hasarları gördüğümüz bir dönem. Hatırlarsak pandemiler, büyük evet. kasırgalar, Amerika'daki büyük fırtınalar, depremler, felaketler zaten özellikle bu mevsimsel değişiklikten ötürü ve ısınmadan, küresel ısınmadan ötürü bunları görüyoruz. 2023 senesi de maalesef Türkiye'nin de Kahramanmaraş depreminde de acı olarak tecrübe ettiği bir sene oldu. 2023 senesinde baktığımızda dünyada toplamda 100 milyar dolarlık bir global katastrofik hasar olduğunu görüyoruz. Son 200 senedir zaten bu hasarlar dünyada 80-100 milyar dolar seviyesindeydi. Daha önceki dönemlerde 2014-15 senede bunlar 50-60 milyar dolar seviyesindeydi. Yani neredeyse iki kat. Neredeyse iki kat. Yani frekanslar ve de şiddetler de artıyor. Ve böyle bir dönemde artık dünya küresel olarak girmiş durumda Ece Hanım. Tabii buna baktığımızda bu da dünyada sigorta piyasalarını etkiliyor. Sigorta tabii bir küresel bir oyun. Türkiye'de bunun bir parçası. Beraber oynadığı bir oyun. O yüzden Türkiye'de zaten ister istemez bundan da etkileniyordu. 2023 senesindeki bu depremimizle beraber maalesef biz de sigorta piyasası olarak etkilendik. Şu tahminler ve şu anda aslında hasarların büyük bir kısmı da ödendi, proses edildi. 5,5-6 milyar dolar seviyesinde bir hasar ödendiğini biliyoruz. Bizim Türkiye'deki depremden. Deprem tarafıyla ilgili. Evet, depremimizle ilgili. Tabii ki depremin maliyetine baktığımızda Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 105 milyar dolarlık bir Türkiye'ye bir etkisi var. 105 milyar dolarda 5 milyar dolara baktığınızda %5'in bile altında bir kısmı evet. sigorta sektörü devralmış durumda. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Amerika'da bir hasar olduğu zaman büyük katastrofik hasarlar bu boyutlarda 100 küsür milyar dolarlık bir hasar olduğu zaman onlar en az bunun %25-30'unu, 35'ini sigorta sektöründen tahsil edebiliyorlar. Biz bunun %5'ini alabilmiş demek durumdayız. Yani %20-25'lik bir kısmı biz parayı masada bıraktık anlamına geliyor. Dünyadaki küresel sigortacılardan bunu tahsil edebilirdik. Yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir ekonomik bir kaybımız var. Sigortayı iyi anlatamadığımız ve yapamadığımız için aslında oluyor. Bunları da görmemiz lazım. Şimdi 2023'te sigorta oldu. Pardon, deprem oldu, hasarlar oluştu, bilincimiz arttı mı diye evet, baktığınızda. Evet, tam o noktayı soracağım. Evet. Mesela Marmara depremi bekleniyor artık, ne zaman olacağı belli olmasa da. Maalesef, böyle bir gerçeğimiz evet, var maalesef ki. Şimdi mesela Marmara bölgesinde sigortacılık oranları arttı mı? Şimdi 2020 senesine baktığımızda tabii zorunlu sigortamız bizim DASK Türkiye'de biliyorsunuz. Aslında gösterge niteliğinde. DASK'ın poliçe sayısı toplamda %6 artmış durumda. Yani bizim 11,5 milyon civarında bir DASK poliçesi var Türkiye'de yapılan zorunlu deprem sigortası. Hı hı. Depremden önceki senelere baktığımızda da aslında artışların %4-5 civarında olduğunu görüyoruz son 5-6 senedir. Yani depremle beraber bizim burada çok büyük bir artış gözlemlemedik. Bir miktar bir bilinçlenme ve artış var. Tabii ki depremin hemen arkasındaki dönemde yani o birkaç aylık dönemde özellikle kurumsal müşterilerimizde sigortalarını kontrol etme, bedellerini kontrol etme ya da eksikleri varsa bunları kapatma gibi taleplerle karşılaştık. Ama günün sonunda 2020 sonuna baktığımızda ülke olarak ya biz bu depremden sonra tam olarak bu işte ciddi bir mesafe aldık mı derseniz bence gideceğimiz daha yol var gibi gözüküyor. Biraz da çabuk unutuyoruz herhalde. Biraz da çabuk unutuyoruz. Alışkanlıklar da var tabii ki. Yani günün sonunda temel problemimiz Türkiye'de sigorta penetrasyonunun
artması lazım. Size şimdi başka bir örnek vereyim. Kişi başına milli gelirdeki bizim sigortanın kişi başı oranı 150 dolar civarında. 150-155 dolar civarında. Dünya ortalaması 800-850 dolar civarında. Dünya ortalaması, Batı Avrupa'dan bahsetmiyoruz, tüm dünyada. Yani Batı ülkelerde zaten binlerce doların üzerine geliyor. Hı hı. Yani burada da bizim gideceğimiz bir yol olduğu gözüküyor. Şimdi Howden özelinde sormak istiyorum. Evet. Sizin için nasıl geçti? Siz bu arada kaç ülkeye bakıyorsunuz? Onu evet. da söyleyelim ki. Tabii ki. Şimdi öncelikle isterseniz bir Howden hakkında bir bilgi vereyim. Global olarak biz global sigorta brokerlik firmasıyız. Dünyanın en büyük sigorta brokerlik firmalarından bir tanesiyiz. Londra merkezli bir firmayız. Hı hı. Yüzün üzerinde ülkede operasyonumuz, iştiraklerimiz var. 15 bin üzerinde çalışanımız var. Global açıkta da 30 milyar dolarlık bir hacmi yöneten firmayız. Türkiye'de de 10 senedir faaliyetimiz var ama aslında bu 10 sene ilk 5 senesi bir startup'a ufak bir yatırımla başladık. Son 5 senesinde aslında Türkiye'de yatırımlarımızı arttırdık. Ve de son 5 seneki yaptığımız yatırımlarla pazarların en büyük oyuncularından birisi haline geldik. Ben de Howden'ın yöneticisiyim. Aslında 30 senedir sigortacılık yapıyorum. Bu 30 senenin 15 senesi Türkiye'de. Geri kalan 15 senesi de global olarak Asya'da, alemle beraber Asya'ya gittik. Orada Endonezya'da ilgili firmanın, çalıştığım Amerikan firmasının yöneticisiydim, CEO'suydum. Sonra da Orta Doğu'da. Hı hı. Şu anda da sorumlu olduğum coğrafyalara baktığımda 20 ülkemiz var. Tabii ki bundan üzerinde Türkiye oldukça başarılı ve ön planda. Evet, onu söyleyeyim. Onu da soracaktım. Yani bunun da Türkiye tabii hikayesi neredeyiz? Var. Son 6 sene önce bizim Howden'da başladığımda Türkiye ve Orta Doğu bölgesini oluşturmuştuk. Ve oldukça ciddi bir yatırım ve emekle Türkiye açık ara en büyük, en hızlı büyüyen pazarımız oldu. Şu anda da bunun meyvelerini yiyoruz. Oldukça başarılı bir ekibimiz var. Uzmanlık alanlarımız çok Türkiye'de. Özellikle kurumsal riskler üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük brokerlerinden bir tanesiyiz. İstanbul dışında 5 şubemiz var. En son şubemizde depremden sonra Antep'te açtık. Yani hem oradaki ihtiyacı gittik yerinde gördük, hem de oranın ekonomisine destek olmak babında. Yani müşterilerimize mümkün olduğu kadar yakın ve uzmanlıkları getirerek, hem de global piyasalara erişimi getirerek, ki bulunduğumuz bu dönemde global piyasalara erişim çok daha kıymetli oldu. Çünkü sigorta kapasitelerinde ciddi bir daralma var. Özellikle büyük, orta ölçekli ve büyük ticari rizikolarda. Burada ciddi anlamda hem Türkiye'den hem yurt dışından entegre solüsyonlarla öteki çözümlerin ön plana çıktığı yeni bir döneme girdik artık Türkiye'de. Biz de burada bu çözümü sunabilen pazardaki nadir oyunculardan bir tanesiyiz. Şimdi ben tekrardan maliyetler kısmına gelmek istiyorum. Primler açısından yani çok yüksek poliçe rakamlarını görüyoruz. Şimdi ne kadar arttı 2023'te ve 2024'te bu artışın devamlılığını bekliyor muyuz, yoksa birazcık daha onun hızında yavaşlama bekliyor muyuz? Evet, şimdi son 5 sene dünyada piyasalar sertleşti demiştim biraz önce hatırlarsanız. Evet. 2023 senesine baktığımızda global anlamda ilk 9 ayda sigorta fiyatları dünya ölçeğinde %9,5 arttı. 1 Ocak 2024'te de baktığımızda son 3 ayda %3,5 arttı. Yani dünyada zaten fiyatlar yerinde durmuyor. Yani Türkiye'nin hasarından bağımsız olarak artan bir fiyat trendleri var. Dolayısıyla bizim kendi hasarımız, deprem hasarımız da bunun üzerine geldi. Türkiye'de özellikle sanayi risklerde deprem sigortaları tarifeye tabidir. Devlet tarafından kurulan bir tarife. Burada bir artış geldi. Ortalama birinci dereceli riskli bölgeler, ki Marmara bölgesi buna geliyor, %25'lik bir artışımız var. Bunun üzerine de tabii risk primleri de artıyor. Hı hı. Bir de tabii bedeller, sigorta bedelleri de güncelleniyor. Yani sadece primler artıyor derken sigorta bedellerinin de güncellendiğini unutmayalım. Birçok müşterimiz onları da dikkate alarak zaten biz onları kendilerini açıklıyoruz. Hem bedeliniz artıyor bir taraftan, ki enflasyona göre güncellemeniz lazım. Evet. Bir de risk priminiz artıyor. O yüzden biz artışları görüyoruz. Ne kadar artıyor derseniz tabii ki rizikoya göre, riskini iyi yönetip yönetmediği, bulunduğu lokasyon ve burada çözümlerini düzgün yapabilen firmalar daha az etkileniyorlar. Ama ortalama olarak baktığımızda
%30'da %100 üzerinde artış gördüğümüz yerler. Bunlar elma elma yaptığımız pozisyonlarda. Yani bedelleri düzelttikten sonraki real artış. 2023 için bu verdiğiniz rakam değil mi? 2023 için, 2023'ün sonu, hatta 2024'te de bu trende girdik. Çünkü 1 Ocak itibariyle deprem tarifesi güncellendi. Türkiye'de bu artışlar devreye girdi. Şimdi yeni poliçesini yaptıracak olan firmalar bu yeni tarifeye tabiler. Bu da tabii daha yüksek fiyatlarla geliyor. Ama 2024'ün trendine göre baktığımızda dünyada sigorta kapasitelerinin, pazarlarının biraz daha toparlandığını görüyoruz. Global anlamda 450 milyar dolarlık bir kapasite vardır ortalama. Bizim baktığımız, bize gösterge niteliğindedir. Son 3-4 senedir bunda eksilme vardı. Hatta 400 milyar dolarlara kadar düştü. 1 Ocak 2024'e baktığımızda 60 milyar dolarlık bir yeni kapasite eklendi. Bu şunu getiriyor. Global olarak bir yeniden bir piyasalara yeni bir para girişi, kapasite girişi var. Türk piyasası da bundan tabii ki önümüzdeki dönemde etkilenecektir. Ama ilk 2024'ün ilk 6 ayında hala bu artışları göreceğiz. Sonları ve 2025 asıl benim beklentim. 2025 biraz daha fiyatları. Eğer önemli bir afet olmazsa ve de dünyadaki ekonomik gidişatta önemli bir bozukluk olmazsa, jeopolitik risklerde beklenmedik bir konu olmazsa, bu kapasite artışının, yeni sermayenin girişiyle beraber fiyatların ucuzlamasını bekliyoruz. Biz, 2025'de. Benim de beklentim bu yönde. Peki şimdi iklim dedik, afetler dedik, iklim krizi var, deprem zaten biz yaşadık. Yeni trendler var mı mesela sigortacılık açısından, yeni ürünler? Evet, yani var. Şimdi tabii özellikle sigortacılık dünyadaki risklere karşı çözümlerin başında gelen bir enstrüman. Son dönemde özellikle biz parametrik sigortaların kullanıldığını, bunun bir enstrüman olarak görüldüğünü görüyoruz. Daha önce, yani bu son 3-4 senedir olan bir sigorta ama son dönemlerde özellikle bizim parametrik dediğimiz bir sigorta ürünümüz var. Yani herhangi bir riskin sadece oluşması üzerine kurulan ama onu zarar verip vermediğini bakmayan, risk oluştuğu anda da ödeme yapan bir sigorta ve enstrüman türüdür bu. Bunun bir örneği mesela Marrakeş'te geçen sene bir deprem oldu, hatırlarsınız. Evet. Ve de Marrakeş'teki depremin olmasıyla beraber oradaki devlet, Fas devleti bir deprem olduğunda parametrik sigortası alarak depremin o ölçeği olduğu anda sigortadan tazmin etmiş durumda. Yani hasarın olup olmadığına bakmıyor. Bu tür enstrümanlar var bizim. Hasara bakılmadan. Sadece 7,5 şiddetinde deprem olduğu anda sigorta size gelip o anlaştığınız kontrattaki meblağı ödüyor. Buna da zaten parametrik risk sigortası diyoruz. Değişik bir ürün. Ve de şu anda sigorta sektöründe özellikle kapasite eksikliklerinde ve çözüm bulunmada yeni bir enstrüman olarak hayatımıza girdi. Bunun dışında siber riskler zaten özellikle pandemi dönemiyle beraber daha da artarak gördüğümüz konuydu. Çok arttı, konuydu. Evet. Bu ürünler hayatımızda bu çözümleri getiriyoruz. Yani sigorta sektörü aslında dinamik ve de zaten işimiz riskleri takip etmek ve bunlara uygun çözümleri üretebilmek. Son olarak 2024 için bir beklentiniz varsa kısaca onu da alayım. 2024 senesi, şimdi 2023 senesi Türkiye için zor bir seneydi ama sigortacılık açısından da büyüdüğümüz bir sene oldu. Biz ilk defa milat diyorum ben, 20 milyar dolara geçtik Türkiye'de. Yani sene sonu itibariyle Türkiye'de 500 milyar liralık bir prim üretimi öngörüyoruz. Bu da 21,5 milyar civarında bir rakam olduğunu ben tahmin ediyorum kendi yaptığımız çalışmalarla. Bu büyümenin ve artış trendinin olacağı bir sene sektör açısından. Umarım tabii burada finansal gelirler de sigorta firmalarının artacak, faizlerin de yükselmesiyle beraber. Bu açıdan baktığımızda sigorta sektörü açısından karlı bir sene olması bekleniyor. Büyük afetler olmazsa. Tabii ekonomikte gelişmelerin de giderek iyiye gitmesi, ekonominin iyiye gitmesi her açıdan bizleri de olumlu etkileyecek bir sene olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız hem sizin açınızdan hem de dünya açısından afetleri görmeyiz. Evet, teşekkürler. Diyelim, teşekkür ederiz yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi bir konuğum var. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Doktor Nihat Şen hattımızda. Nihat Bey merhabalar. Merhaba Ece Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
İyi akşamlar. Kentsel dönüşüm tarafını konuşacağız tabii ki sizinle. Şimdi bu sürecin hızlanması için birçok şey söyleniyor. Aslında hızlandırılabildi mi? Şu anda ne noktadayız diye sorarak başlamak istiyorum. Evet, tam istediğimiz seviyede hızlandı mı dersek tabii ki doğru olmaz. Ancak hızlanma eğiliminde diyebiliriz. Hızlanmasını tetikleyici unsurlardan biri yasadaki bazı maddelerin değişmesiydi. İşte tebligat kanunundaki değişiklikler, %50+1 salt çoğunluk kararının alınması gibi yönetmelikteki değişiklikler kentsel dönüşümün hızlanmasını tetikleyecek unsurlardı. Ancak bunların tabii tek başına yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Kredi faizlerinin mutlaka düşürülmesi gerektiğini ifade ediyorduk. En önemli sorun Ece Hanım. İnşaat sektörü son yıllarda zaten bir durağanlık gösteriyordu. Bunun birçok nedeni var. Artan inşaat maliyetleri, enerji maliyetlerinin yükselmesi, dünyadaki lojistik sıradı pandemiden sonra ve kredi faizlerinin yüksek olması sebebiyle yeterince arz yapılamamıştı. Bugün Türkiye'de 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin konuta şu an ihtiyaç var. Her yıl esasında arz talepleri karşılıyor idi. Fakat özellikle pandemi sürecinden sonra artık talepleri karşılayamaz noktaya gelmişti. Bu süreçte tabii malumunuz bir deprem kuşağı üzerindeyiz. Doğal afetler, deprem gibi riskler inşaat sektörünün daha da canlanmasını öngörüyoruz. Bu ne demek? Malumunuz 6 Şubat, işte önümüzdeki ay bir yıl olacak. 13 ilimizi etkilendiren, 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir doğal afet yaşadık. 50 bin üstüne vatandaşımızı kaybettik. Asrın felaketi. Şimdi bölgede yaklaşık 600 ila 800 bin konutun yapılması hedefleniyor. Bunun haricinde İstanbul çok önemli. Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Ve acilen diyoruz ki İstanbul'da da 7,5 milyon bağımsız bölümün hiç vakit kaybetmeden 600 bin adet konutun acilen yenilenmesini ifade ediyorduk. Şimdi hem artan inşaat maliyetleri hem de kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle yeterince arzın da olmaması kentsel dönüşümün önemini bir kez daha artırdı. Bizi bekleyen en önemli tehditlerden biri Ece Hanım bugün iş gücü. Evet, ben de tam o noktaya gelecektim. Ara eleman sorunundan bahsediliyor. Hatta ücretler yüksek olsa dahi ara eleman bulunmadığı söyleniyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi tabii Türkiye'de inşaat sektöründe çok deneyimli firmalarımız ve deneyimli elemanlarımız, inşaat işçilerimiz, ustalarımız, kalfalarımız da var. Ancak tabii tüm dünyada inşaat sektöründe özellikle Türk firmaları başı çektiği için yurt dışına aşırı miktarda inşaat ustalarımız gitmekte. Ve çok yoğun da bir inşaat hamlesi başladığı için örneğin Maraş bölgesinde ve deprem bölgesinde, doğal afet bölgesinde şu an 200 bin konutun inşaat çalışması devam ediyor ve inşaatta çalışacak kalifiye elemanların birçoğu buraya gitmiş durumda. Bir bölümü de tabii yüksek maaşlar ve yurt dışı nedeniyle yurt dışını tercih etmekte. Aynı anda tabii çok yoğun bir inşaat hamlesine girildiği için mevcut Türkiye'deki kalifiye elemanlarımız şu an yeterli değil. Bir de diyoruz ki Marmara'da acilen bu kadar konutu yenilememiz lazım. Eleman sıkıntımız var. Ara elemanı acil yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada yeni bir sistemin devreye girmesi lazım. Bu ne demek? İnşaat sektörü Ece Hanım hiçbir zaman durmayacağına göre ve istihdamın ana unsuru, tetikleyicisi olduğuna göre ara eleman yetiştiriciliğinde ve çalıştırılmasında bir takım teşviklere ihtiyaç var. Bugün inşaat sektöründe yevmiye tabir ettiği sistemle işçiler çalıştırılıyor. SSK'lı var, SSK'sız var. Artık işçilerin de sosyal haklarını
ve sosyal statülerini yükseltici öneri tedbirlerle vatandaşlarımız çocuklarını, gençleri inşaat sektöründe teşvik edici bir noktaya mutlaka getirmemiz lazım. Uzun süreli çalışma koşulları ve diğer sosyal haklar bu eleman talebini teşvikler olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii birden bunlar yetişmeyecek Ece Hanım. Ve bize eleman da gerektiğine göre geçici bir süreliğine yurt dışından mutlaka işçi takviyesi gerekmekte. Yoksa çok kısa sürede bu kadar yoğun inşaatı, bu inşaat hamlesini başarmamız mümkün değil. Çünkü birçoğu insan gücüyle yapılıyor maalesef. Bu da batıdaki herhalde dönüşümü en çok etkileyecektir. Evet. Devam eden zaten Maraş'ta 13 ilimizi etkileyen bölgede bir çalışma var. Ama batıda yapılacak ve İstanbul'u çok önemsiyoruz. Buradaki kentsel dönüşüm ve inşaat çalışmalarını hızlandırmak için öneri olarak kısa süreliğine yurt dışından işçi gelebilmesini sağlayacak bir öneri paketi öneriyoruz. Bunun olması gerekiyor. Çünkü inşaatı durduramayız. Bu insanlarımız mutlaka güvenli binalarda, güvenli şehirlerde oturmak mecburiyetindeler. Ve inşaat müteahhit firmaları her gün inanın bir sonraki güne işçi kaybediyorlar. Çünkü işçi diyor ki ben yurt dışında iş buldum, daha iyi şartlar sağlandı, gideceğim diyor ve gidiyor. Bu nedenle esasında müteahhit firmalarımıza da burada bir sorumluluk düşüyor. Personeldeki kadrolar, çalışacak işçileri uzun istihdam sağlayacak şekilde bir personel yönetmeli ve personel şartları sunmak durumunda bünyelerinde çalışacak personellere. Bunlara sağlık sigortalarından tutun, diğer sosyal haklara varıncaya kadar. Müteahhitlik demişken peki inşaat maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle müteahhit bulmakta bu anlamda sıkıntı çekiyor musunuz? Şöyle, tabii bu kamuoyu tabiriyle Ece Hanım, kat karşılığı tabir ettiğimiz sistemde. Ama bir taraftan da devletin ve kamunun ücreti mukabilinde yaptırdığı inşaatlar var. TOKİ vasıtasıyla yaptırdığı. Tabii personel sıkıntısından dolayı inşaat yapabilecek müteahhit firmalar bulunmasında zorluk çekiliyor. Müteahhit firmalar işçi barındırmakta problem yaşıyor. Her geçen gün işçi bulamam endişesiyle teklif vermekten veya yatırım yapmaktan kaçınır duruma gelmiş durumda bugün. Bu nedenle %110'u aşan bir işçilik maliyeti Türkiye'de inşaat maliyetinde tabii inşaat maliyetinin yükselmesine de sebebiyet verebiliyor. Çünkü personel iş gelmeyebiliyor çok rahat. Ben daha şartlarda iş buldum diyor ve gidebiliyor. Ya bugün operatörlerin bile ücretleri, maaşları ciddi artmış durumda. Bu nedenle geçici tedbirlerle yurt dışından kalifiye işçi elemanı getirmenin yanında acilen burada meslek odaları devreye girerek ara eleman yetiştirmemiz lazım ve bu ara elemanları da sosyal hak ve sosyal statü anlamında cazibeli bir hale getirmekten başka bir çaremiz yok. Yani ara eleman sorunundan bahsettiniz. Maliyetlerden bahsettiniz. Peki bu dönüşümü hızlandırmak için teşviklerden bahsettiniz. Başka neler yapılabilir? Evet. Özellikle dönüşümü hızlandırmak için İstanbul'da kredi faiz oranlarını mutlaka vatandaşın ödeyebilecek seviyeye indirmesi lazım. Can güvenliği her şeyden çok önemli Ece Hanım. Çünkü ekonomik değeri ölçülemiyor. Bu nedenle devletimize ve bakanlığa düşecek. Özellikle ısrarla bunu hep söylüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili ayrı bir finans sisteminin ve yönetimin, iş şeklinin Türkiye'de hayata geçirilmesi lazım. Ve mutlaka kredi faiz oranlarında düşürülmesi, ödeme sürelerinin de en az 180 ay olabilecek şekilde düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü vatandaşlarımız konut alacak fakat
kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı taksitlerini ödeyememe endişesiyle dönüşüm hızlanamıyor. Uzun vadeli mümkünse belki faizsiz, özellikle can riski taşıyan binalarda prim ve kredi hayata geçirirler, dönüşümü hızlandırmak mümkün. İstanbul'da tabii bu işi en kısa sürede çözebilmenin tek yolu belediyelerin, hı hı, bu taşın altına elini koyarak alan bazlı kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkarabilecek bir dönüşüm modellemesini, hı hı, mutlaka hayata geçirmeleri lazım. Bunun örnekleri var. Örneklerini uyguluyoruz. Çok başarılı sonuçlar da aldık. Yerel müteahhitlerle, yerel dinamiklerle sürece paydaşları dahil edilerek bunu başarabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Şimdi Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşecek. Philip Capital Araştırma ve Eğitim ve Gong çaldı. 7.986 puandan kapandı. %1'i aştığı bir yükselişle Borsa İstanbul. Buradan hemen Philip Capital'e gidiyoruz. Philip Capital Araştırma ve Eğitim Direktörü Ercan Göçmen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bugün... Evet, Borsa İstanbul tarafında yükseliş var. Biraz Moody's iyimserliği mi diye soracaktım ve de ABD tarafında bilanço sezonu açıldı. Neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Aslında sizin dediğiniz gibi Moody's biraz daha etkili. Bir süredir, yani özellikle bu haftanın tamamında Moody's'in bugün açıklayacağı nota odaklanmış ve pozitif tarafta Moody's bekleyen bir piyasa gördük. Aslında bugün 8100 puana da çok yaklaşmıştık ama seans sonunda gelen satışların baskısıyla endeks 8000 puanın hafif bir altında kapanış yaptı. Şimdi büyük olasılık gece yarısına doğru Moody's'den bir not açıklaması gelecek. Hatırlayacak olursanız Aralık ayında da Moody's'den bir not bekliyorduk ama Moody's notu açıklamamış, ötelemişti. Şimdi bugün yapacağı açıklamada eğer Moody's bir puanlık bir not arttırımı yaparsa bu durumda Fitch ve Standard & Poor's'da aynı seviyeye gelecek. Dolayısıyla bunun piyasa üzerinde çok bir olumlu etkisi olmaz. Belki de olumsuz bir etkisi yapabilir. Ama piyasada şu da bir ihtimal dahilinde ki bunu arada bir not derecelendirme, kredi derecelendirme kuruluşları yapıyor. 2 puan birden arttırım da olasılık dahilinde. Eğer böyle bir arttırım olursa bu durumda Moody's, Fitch ve Standard & Poor's'un daha önce bir davranış yaparak notunu bir kademe yukarı çekmiş olacak Türkiye'nin. Ve ki böyle bir olasılıkta pazartesi günü özellikle CDS'lerde bir düşüş olabilir ve bu da hisse senedi piyasasında olumlu bir etki yapar. Dolayısıyla bugünkü karar önemli. Şu anda endeksin sürükleyen ana grubun bankacılık hisseleri olduğunu söyleyelim. Bugün de bankacılıkta ciddi alımlar gördük ama orada şöyle bir risk var Ece Hanım. Şimdi bankacılık endeksini eğer endeks 100'e bölerseniz orada 1.25, yani bankacılık endeksi ne zamanki endeks 100'ün 1.25 katı olduğunda bu noktalarda zorlanıyoruz 2020 yılından bu yana. Dolayısıyla bu noktalara geldik, yine geldik 1.25'lere. Dolayısıyla artık endeksin yükselebilmesi için, daha rahat yükselebilmesi için artık bankaların yanına sanayi grubunun ve hizmet grubunun da desteği lazım. Sadece özür diliyorum, bankacılık endeksiyle endeksin sağlıklı yükseliş yapabilmesi bu aşamadan sonra zor. Ama tekrar belirtelim, bugünkü Moody's kararı, gece yarısı açıklanacak karar çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Uluslararası cephelere baktığımız zaman Amerika tarafında gelen enflasyon verileri tamamen bütün yönü belirliyor. Dün gelen enflasyon verisi sonrasında piyasa satışa gelmedi. Aslında beklentinin bir miktar üzerindeydi ama 10 yıllıklara bir miktar satış geldi. Ardından toparlandı. Hisse senedi piyasası da aynı şekilde. Bugün de üretici fiyat endeksi açıklandı. Biliyorsunuz Fed'in ve piyasanın çok dikkat ettiği bir veri değil ama enflasyon verisi eksi gelince üretici fiyat endeksi piyasa bunu olumlu algıladı ve güne olumlu bir başlangıç yaptı. Ama biz yayına girerken bir anda bir 10 dakika içinde ciddi bir satış gelip aldığı bütün %0.30 civarında artıdaydı. Onun tamamını geri verdi. Bakalım nasıl olacak gün sonuna doğru. Özellikle orada teknoloji hisselerinin momentumu çok önemli. Nvidia, Microsoft ya da Apple gibi hisseler son dönemlerdeki hareketleri çok net bir şekilde belirliyor.
Hepsi zirve seviyeleri gördü. Özellikle Microsoft ve Nvidia'nın fiyatlarına bakacak olursanız bunlar tarihi zirvelere geldi. Eğer bu seviyelerden biraz kar realizasyonları görürsek önümüzdeki hafta Amerika hisse endekslerinde bir miktar geri çekilmeler görebiliriz. Altın cephesine de isterseniz kısaca değinelim. Altın bugünkü Amerika 10 yıllık faizlerinin geri çekilmesinden kuvvet alarak 2050 doların üzerine tekrar çıktı. Ama orada klasik bir 2070 dolar direnci var. Piyasa her seferinde 2070 dolar direncini test edip geri çekilen altın görmekten bir miktar sıkılmış olabilir. Bu kez bir kez daha bunu tekrarlarsak yani 2070 dolara da spot altın deyip tekrar geri çekilirse bu satış baskısını arttırabilir. Böyle bir durumda da altın spot altını 2000 dolarlarda görebiliriz önümüzdeki günler için. Ama biz Philip Capital Araştırma Grubu olarak 2024 yılında portföylerde altın bulunmasını öneriyoruz. Çünkü Amerikan faizleri geriledikçe kıymetli metallerden altının 2024 yılı içinde şanslı olacağını düşünüyoruz. Diyerek global piyasalar ve Türkiye özetini tamamlamış olalım. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Evet, şimdi bir haberimizle devam ediyoruz. Deutsche Bank Türkiye'de 4. çeyreğe kadar sıkı para politikası öngördü. Banka bu ay ise Merkez Bankası'nın 250 baz puan artışla politika faizini %45'e çıkarması beklentisini korudu. Deutsche Bank analistleri zorlu bir dezenflasyon süreci nedeniyle Türkiye'de son çeyreğe kadar parasal genişleme beklemiyor. Banka ayrıca bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 250 baz puan artışla politika faizini %45'e yükseltme beklentisini korudu. Analistlere göre 2024 için %49 olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %36 seviyesindeki yıl sonu TÜFE tahmininin üstünde belirlenen asgari ücret artışının piyasalara enflasyonla mücadelenin kolay bir süreç olmayacağını hatırlattı. Banka Türkiye'de yıl sonu TÜFE'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahmin ufkunun üst bandı olan %42 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Analistler yerel seçimlere ilişkin olarak da Mart yerel seçimleri gelecekteki politika bileşimine, özellikle de birinci çeyrekte mali cephede potansiyel gevşemeye ilişkin belirsizlik yaratıyor değerlendirmesini yaptı. Programımızı bu haberle sonlandırıyoruz. Şimdiden iyi hafta sonları.